Merhabalar arkadaşlar, ben Sertaç Kemiksiz, kanalıma hoş geldiniz. Videoya girmeden önce çok önemli bir sorum var. Nedir? Sizce şu anda üstünde durduğum arabayı almalı mıyız? Buradan bir Rhino çıkar mı? Buradan bir proje çıkar mı? Sizi heyecanlandırır mı? Karar aşamasındayım. Araç Regnum Motors'ta satılık. Ben size alayım mı, almayayım mı? Size soruyorum. Lütfen yorumlara yazın. Peki bu videoda neler izleyeceğiz arkadaşlar? Bu videoda bir G63 izleyeceğiz. G63 dediysem aklınız karışıyor biliyorum. Proje arabası mı acaba? Değil. Gerçekten bir G63 izleyeceğiz. 550'yi görelim. Artı onun facelift'ini izleyeceğiz. Ve hemen alt tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar farlar biliyorsunuz bunlar xenon farlar. Arabanın yerden yüksekliği en kötü ihtimalle 30 santim. Artı egzoz sesini dinleyeceğiz. Artı performansına bakacağız ki en eğlenceli yeri orası olacak. Beklenen ses. Şimdi panik fren yapacağım. Artı Türkiye'de çok nadir bir özelliği var. Araba Brabus. Brabus'ta neler değişmiş? Brabus kitimizde arkadaşlar G700 White Star kiti. Bu kitte de neler değişmemiş? Onların hepsi bu videoda. Belki de birçoğunuzun hiç bilmediği gibi bu araç arkadaşlar 79 yılında Almanlar tarafından bir askeri araç olarak üretildi. Fakat daha sonrasında aşağı yukarı bir 20 yıl sonra gösterdiği üstün performans ve prestijinden ötürü bunu 98 yılında arazi aracı olarak halka sundular. Aslına bakarsanız arabanın G kodu da gelende Wagen yani arazi aracı isminden kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu araç çok ciddi arazi donanımına sahip fakat ne yazık ki günümüzün diğer arazi arabaları gibi sadece sokakta şov yapmak için %85, %95 hatta kullanılan bir araç haline dönüştürmüş. Ha bana sorarsanız yanlış mı? Bu arabayla sokakta gezdiğiniz zaman gerçekten kral gibisiniz. O zaman arabayı incelemeye geçmeden önce arkadaşlar biliyorum hepinizin aklında acaba nasıl bir egzoz sesi var? Hepinizin aklında bu soru var. Ben de sizi duyar gibiyim. Bu yüzden sadece bir nota egzozdan size geliyor. Egzoz nedir? Brabus. Hadi o zaman incelemeye geçiyoruz. Dilerseniz arkadaşlar G63'ü bize teslim eden Seçkin Bey'in yanına geçelim. Kendisi Regnum Motors'un kurucularından. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ne haber, nasılsın? İyiyim Sertaç'ım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bu arabanın, bu videonun kahramanı Seçkin Bey bize aracı sağladı, sağ olsun. Biraz kendinden ve Regnum Motors'tan şöyle kısaca bahseder misin? Tabii ki. Öncelikle güzel dileklerin için teşekkür ederim Sertaç'ım. Uzun yıllardır araba sektöründeyim. Evet. Ankara bir ilkleri kazandırmak için güzel konsept bir yer yapıyoruz şu an. Ankara Çukurambar'da. Müthiş bir showroom olacak. Müthiş. Artı arabalar çok lüks arabalar da içinde olacak. Evet evet. Ankara'da ilkleri göreceksiniz. Ankara'da olmayan arabaları getireceğiz. Çekeceğiz. Kısaca evet beraber Sertaş'la çok güzel projelerimiz olacak. İzlemede kalın lütfen. Ciddi anlamda iyi arabalar. Sizin de hoşunuza gidecek videolar olacak. İlkini G ile başlayalım dedik. Güzel bir proje olacak. Eyvallah. Güzel bir şey oldu. İnşallah. İçeride beraberiz tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz. Arabamız 2014 model ve 2018 modele facelift yapılmış durumda. Bu bir. İkincisi de arabanın üstünde Türkiye'de çok nadir olan az önce belirttiğim Brabus kitlerden var. Dilerseniz bu Brabus kitlerden önce facelift'te neler değişmiş size kısaca göstereyim. Arkadaşlar araba 2018 kasaya geçtiği zaman en büyük farklılık dışarıdan göreceğiniz farklılıklardan bir tanesi bu koyulaşan sinyal lambaları. Bunlar fabrikada aerodinamik şekilde tasarlanmış yani buna bile çalışılmış. Ve hemen alt tarafa doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar farlar biliyorsunuz bunlar xenon farlar facelift modelde. Alt tarafta tamponlarımız değişiyor. 2018 model facelift'e gitmiş durumda. Izgara şeklimiz değişmiş oluyor. Ve arka tarafta da arkadaşlar facelift kasanın tamponları mevcut. İsterseniz Brabus bize neler katmış ona bakalım. Brabus kitimizde arkadaşlar G700 White Star kiti. Bu kitte de çok bariz bir şekilde göreceğiniz gibi ön tarafta muhteşem bir Brabus panjur bizi direkt karşılıyor. Arabaya alır almaz gözünüze çarpıyor. Brabus tampon altı ledler çok önemli bir detay. Gece muhteşem görünüyor. Brabus'un hangi kit olduğunu gösteren G700 amblemi de burada arkadaşlar. Ve en önemli detaylardan bir tanesi kaput üstündeki hava kanalı.
Peki burada ben hemen bir deneme yapmak istiyorum. Bir önceki videoda yaptığımız gibi. Bakalım bu hava kanalı gerçek mi? Hayır. Sadece şekil için yapılmış arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya siz neyi sorguluyorsunuz arkadaşlar? Arabanın kendisi zaten sadece şekil için yapılmış. Yoldan geçiyorsun, bakmayan yok, sesini duymayan yok. Araba tamamen şekil için yapılmış. Şuradaki hava deliği şekil olsa ne olur, olmasa ne olur? Hop! Hızımızı alıyor muyuz? Hayır. Burada bir hava kanalı daha var arkadaşlar. Bu baya gerçek. Ve bu Brabus kit'in en önemli detaylarından bir tanesi tam 22 inçlik jantlar. Normalde arkadaşlar G63'te jantlar 9.5 çarpı 20 şeklinde geliyor ve teker ebatları 275. Fakat Brabus kit aldığınızda bu 22 janta çıkıyor ve tekerler 295'e yükseliyor. Bu da arabayı çok daha kaslı gösteriyor. Ayrıca ET değerleri biraz daha düşük olduğu için tekerler bir tık daha dışarıda görünüyor. Araba tam böyle kutu oluyor. Ve neredeyse arkadaşlar 40 yıldır bu arabanın ikonik kutu tasarımı hiç değişmemiş. Facelift'ler görmüş, yeni kasalara geçmiş, daha modernize hale gelmiş fakat bu kutu tasarımı devam ediyor. G63 frenleri ise arkadaşlar tam 370 mm'lik büyüklüğe ve boyuta sahip. Arka tarafta ise 330 mm. Ve bunlar tam 6 pistonlu kaliperlerle eşleşmiş. Arabanın araziye çok uygun olduğunu söylemiştik. Arabanın yerden yüksekliği en kötü ihtimalle 30 cm. 37. Biraz dikkatli gitmeniz halinde 33 santimlik bir yüksekliğe sahipsiniz. Çocuğum kalk orada. Arkadaşlar arabanın dışında artık gösterebileceğimiz çok az şey kaldı. Ben kapılara değinmek istiyorum. Gerçekten kapılar alüminyum olmasına rağmen, çok modern de olmasına rağmen birkaç tane farklılığı var. Örneğin, Güraç şu kapıyı bir ittirip kapatır mısın sana zahmet? Bir daha denesene. Sert mi yapayım? Biraz daha sert yapabilirsin. Kapıları böyle yapmadığınızda, nazik davrandığınızda kapanmıyor. Bu kapı sesi için Mercedes çalışmış. Arkadaşlar arka tarafta da gerçekten muhteşem bir steple kapağı duruyor. Tabii ki o da Brabus imzalı ve onun haricinde karartılmış LED stoplar ve alt tarafta LED'ler var. Bu arabada bir özellik daha var. Bu araç gerçekten arazi için üretildiği için arkadaşlar arazide çalı çırpı vesaire gibi ufak tefek çizikleri boya kaldırıyor ve araba çizilmiyor. Aslında o kadar da değil. Bildiğiniz gibi arkadaşlar her AMG motorun kendine özel bir ustası var. Yani sadece bir usta bunu el yapımı şekilde üretiyor. Burada bizim ustamız kimmiş? Stefan Schrieger yapmış bu motoru. Ellerine sağlık. Birazdan bu motorun performansını da arabanın içinde canlı canlı hissedeceğiz. Ama şöyle bir teknik bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Aracımız 5.5 litre, 8 silindir, çift turbolu bir makina. Ve bu motor daha önce aynı yıllarda E63 AMG'de, SLS 63'te ve SL 63'te kullanılmış tam bir performans makinesi. Aslında burada böyle bir şey de eklemek istiyorum. Hemencik bir dipnot. Bu arabada 3 tane karakter birleşmiş. Bir tanesi tam bir yük eşeği. Yaklaşık 3,5-4 tona kadar çekiş kapasitesi var. Diğeri tam bir şekil makinesi. Diğeri de bir süperspor. İşte onların hepsi G63'te. Tabii arkadaşlar bu araba bu kadar güzelliğe rağmen kusursuz değil. Birazcık da arabanın olumsuz yönlerine bakalım. Ufak tefek şeyler var. Örneğin, çizdikten sonra işiniz rahat. Biraz da arabanın içinden bahsedelim arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi koltuklar Dizaino şeklinde, Dizaino seçimi yapılmış ve tavanda Alcantara müthiş bir sportiflik veriyor. Ayrıca göğüs ve diğer alanlar deri. Kadrana gelecek olursak arkadaşlar, aracımız 2014 model olduğu için daha öncesinde bir hayalet ekran yok. 7 inçlik bir LCD ekranımız mevcut. Onun altında arazi şartları için orta diferansiyel kilidi, ön diferansiyel kilidi ve arka diferansiyel kilidi mevcut. Alt tarafta işte SD kart okuyucu, CD changer, koltuk ısıtma gibi artık birçok arabada standart olan özelliklerimiz var. Vites topuzumuzda müthiş bir grafik var, AMG logosu. Onun hemen altında çok önemli bir tuş olan Low Range tuşu. Bu tuşla ilgili bilgiyi de birazdan vereceğim sizlere arabayı sürerken arkadaşlar. Aracımızda ayrıca pedal shiftler de bulunuyor ve sunroof'umuz da bulunuyor. Yalnız burada bir fark var arkadaşlar. Sunroof camsız, yani moonroof değil. Tamamen metal olarak açılıp metal olarak geri kapanıyor. Arka tarafa geldiğimizde de aslında arabanın büyüklüğü kadar geniş bir iç mekan sizi beklemeyecek arkadaşlar. Yani benim 1.83 boyum var. Benim oturma mesafeme göre görüyorsunuz diz mesafesi sadece 3 parmak. Ayrıca baş mesafesi de yine aynı şekilde 3 parmak. Ama çoluk çocuk varsa onlar için de bir multimedya eğlence ekranı bulunuyor. Tabii arka koltuklar ısıtmalı. Bunu da söylemeden geçmeyin.
Tam 5,5 litrelik bu canavar çakmağı devirmiyor. Peki arkadaşlar, bu Brabus kiti, Türkiye'de sınırlı sayıda olan bu Brabus kiti sizce kaç bin euro? Onu da aşağıda yorumlara bekliyorum. Eğer bu videoda eğlendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de ihmal etmeyin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın arkadaşlar. Daha çok fazla süper spor arabamız olacak. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Seçkin Bey ile beraber önce bir arazi turu, sonra da performans turu yapıyoruz. Hadi. Seçkin Bey, çıkıyoruz. Heyecanlı mısın? Evet, heyecan var ama başarırız. Arabaya çok güveniyorum ben. Ben de çok gerçekten güveniyorum. Gerçekten şu anda arkadaşlar çıktığımız açı, çıkacağımız açı çok biraz, ciddi dik bir açı. Biraz sonra göreceksiniz ve bütün sensörler ötmeye başladı. Evet, şu anda. Evet, şu anda low range modunu açtık. Birinci diferansiyel kilitlendi. Yani bu orta. Arkayı kilitledik arkadaşlar ve önü de. Şu an üçü de kilitle. Kilitlendik, gidiyoruz. Hadi bismillah. Arkadaşlar low range modunda araba torku bütün tekerlere çok yüksek şekilde veriyor ve arabanın patinaj çekmesini tamamen engelliyor. Yani şu anda sanki düz yolda gidiyormuş gibi. Evet, asfaltta nasıl gibiyiz. Ve eğim harika. Müthiş bir diklikte çıkıyoruz şu anda. Bu arada arabaya bastığım zaman güç de alıyor ama bir yerden daha fazla güç almıyor. Bir yerden sonra daha fazla güç almıyor. Çok rahat abi ya. Araba gerçekten arazi için yapılmış ya. Yani hiç başka şeyi yok. Başka açıklaması yok. Yani bunu şehirde kullanmak arabaya gerçekten ihanet etmek. Bir de şuradan low range modunda arkadaşlar aynı şekilde vites oranları çok kısaldığı için yokuş inerken de herhangi bir frene vesaireye basmamıza gerek yok. Abi ne yapıyorsun? Bayağı bir vallahi bayağı bir kafa aşağıda yani şu anda. Geliyoruz. Şu anda hiç frene basmıyorum. Kendi modunda. Burada çok heyecan yapmazsan araba seni kendi indiriyor evet, aşağıya. Aynen öyle. Bu çok basit bir test oldu G63 için. İstiyorsan bir de pistlere doğru gidelim. Seçkin Bey, 0-100 yapalım mı? Yapalım, yapalım. Yapalım. Altımızda böyle bir makine var. Başlıyorum. 550'yi görelim. Teknik verilerinden size bahsetmek istiyorum. İnşallah sesimizi güzel alıyordur kameralarımız. İnşallah. 5,5 litrelik bir motora sahip. Evet. Kaç beygir abi? 550 beygir. 550 beygir. Neden? Brabus kitimiz var arkadaşlar. Evet. Normalde 536'larda ama Brabus kitimiz olduğu için beygirler 550'de. 550 civarında. Tork da normalde 560. O da 580'lerde olduğu söyleniyor. Evet, evet. Brabus firmasından. Brabus'tan. 0-100 hızlanmasını biliyor musun? 7 saniye mi? Değil. 6 in 5. Araba süper spor, evet. Araba 5 saniyede arkadaşlar hızlanıyor. Gerçekten tam bir roket. Ara hızlanmaları da birazdan size yapacağım. Şuradan biraz sonra 1-0-100 daha deneyeceğim size. Ben tadını alamadım, bilmiyorum. İstiyor musun abi? İstiyorum, istiyorum. Bir kere daha denemek kesinlikle istiyorum. Yol da çok iyi. Sese bakın ya. Sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar gaza yüklenip çektikten sonra patlatıyor. Pata 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 arkadan sesimiz geliyor. Tam istediğimiz ses bu zaten. Araba çok keyifli bir 3 tona geldi. Yakın bir araba. Evet. 5 abi. Saniyede hızlanıyor. Yani üstünde 22 jantlar var, işte 295 tekerler var gibi. Performanstan hiç ödün vermiyor. Ben ara ara kusura bakmazsan. Kesinlikle zaten keyfi bu. Bu burada şöyle arabanın ağırlığından dolayı ben nasıl hareket edeceğini açıkçası merak ediyorum. Yani araba gerçekten ciddi anlamda ağır. Fren yaptığımız zaman sağa sola savrulma vesaire olacak mı, olmayacak mı? Evet, bunu bir görmek istiyorum. Ama öncesinde senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Arkadaşlar bunu şu göğüse koyuyorum. Şimdi 1, 2, 3 dediğim anda kucağıma sen onu, kucağına düşer mi bilmiyorum ama senden onu uzanıp almanı isteyeceğim. Tamam. Bakalım arabanın şeyi. Tamam. Arabanın şeyi bakalım ne kadar güçlü, ne kadar kuvvetli olacak. Şimdi bunu da bir spor modumuza alalım arkadaşlar. Birazcık insanı tedirgin edebiliyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Direksiyon tepkimeleri arkadaşlar bu arada başarılı. Genelde bu arabaların şikayetlenildiği kısımlardan bir tanesi. Yüksek süratlerde de hafif bir boşluk olması ama yani
bu arabayla gerçekten pist şartlarına çıkmadığınız için, yani genelde düz hızlanmalar yapıyorsunuz, kolay kolay böyle virajlı yollara girmeyeceksinizdir. Çok usta bir şoför değilseniz, yani ben korkarım en azından. Mesela şurada sağlam bir viraj var. Araba biraz çekiyor ama... Ama topluyor kendini. Yok, şey değil yani, kesinlikle dağınık yok. Ya da kontrolsüz değil. Bir kafa bir yere kadar gidiyor, oradan sonrası oturuyor. Pedal shiftler bir tık, Audi'de de bu aynı şey vardı. Beklenen ses. Dördüncü vitesteyiz arkadaşlar, spor modda. Downshift yapacağım, daha doğrusu ona yaptıracağım ve 100-200 hızlanmasına gidiyoruz. 1-2-3 Raynocular, Seçkin Bey, verecek misiniz bize bu arabayı? Ben heyecanlanıyorum şu anda arabanın içinde. Gerçekten uzun zamandır bir arabada heyecanlanmadım yani. Bak abi, ben şimdi şuradan yokuşa doğru gidiyoruz. Önümüzde bir yokuş var. Burada ben sana arabayı özetleyeceğim. Nasıl özetleyeceğim biliyor musun? Hiç böyle büyük bir köpek gezdirme şansın oldu mu? Öyle güçlü bir köpek. Yok. Olmadı. Ben gezdirdim. Güçlü köpek gezdirirken ne oluyor biliyor musun? Bir tane karşıda dişi köpek ya da erkek köpek görüyor. Peşinden sen yardır, de böyle arkaya yapışıp gidiyorsun yani. Yardır. Abi bu arabanın fiyatı şu anda 1 milyonun üstünde. 1-200 küsüre sanıyorum satışta. Peki şeyi merak ediyorum. Bu arabayı aldığımız zaman ne kadar kasko ödeyeceğiz? Kaskosu şu an 27.000 TL. Of. Ya artık burada şey diyeceğim. Aslan besleyen yemini düşünmeyeceğiz. Evet. Nasıl ses? Ay. arada bırakmıyor. Arkadaşlar, videomuzu burada kapatacağız. Çok eğlenceli bir video oldu benim için. İnşallah benim için senin de için de öyle olmuştur. Kesinlikle. Hele bu son 5-10 dakika. Son evet. Son yaşadıklarımız daha iyi. Yüzümüze böyle gülücük bıraktı. Bir de şimdi direksiyonda değilsin ya. Ne kadar da iyi olursan ol, bir elin şurayı sıkıyor. Mesela benim şuram ağarmış yani. Sıka sıka farkında değilim. Ayağımı da şöyle yasladım o tarafa. Gaza bas, frene bas. Ya ister istemez böyle şöyle bir yapıyorsun. Yapmam ama kendi yapsan evet. Kendi ben burada çok eğlendim ama yan tarafta olmak istemem açıkçası. Çünkü korkutucu arkadaşlar. Harbiden gerçekten korkutucu. Heyecanlanıyorsun yani. Öyle böyle değil.